bir kuluna bile bu kadar değer veriyor. Onun ismini bir kere zikretmemişim de benim rızkımı bir gün kesmemiş. Vallahi diyor, böyle bir Allah'a kulluk yaraşır. La ilahe illallah, İbrahim Halilullah diyor, iman ediyor. Bu güzel bir ahlak, güzel bir davranış. Allah azze ve celle peygamberlerinin vasıtasıyla bizleri eğitiyor. Bizleri uyarıyor. Bizlerin sırat-ı müstakimde dimdik gidebilmemiz için Allah peygamberleri vasıtasıyla bizleri uyarıyor. Allah azze ve celle inşallah bizleri kendisine kul Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eylesin. Ana babamıza merhamet eylesin. Rabbim mahşer gününde inşallah burada toplanmış olduğumuz gibi bizleri cennette bir araya getirsin. Buraya gelenler gelmiş oldukları yol mesafesince Allah günahlarını döksün. Üzerlerine rahmet ve bereket yüklesin. Allah azze ve celle bugün hürmetine günahlarımızı bağışlasın. Bizleri dünya ve ahirette utandırmasın. Allah azze ve celle bizleri layıkıyla kendine kul. Ve Kevser havuzun başında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la buluşanlardan eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah razı olsun güzel sohbetleri için. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah.
Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Nebiyel evveline ve ahirine ya Resulallah. Hoş geldin, sefalar getirdin ya Resulallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridûne en yukfi'u nurallâhi bi efvâhihim. Ve yahba Allahu illa en yutimme nure ve lev kerihel kafirun. Sadakallahu'l-azim. Mekke küfrün, şirkin, zulmün, esaretin, baskının zirveye ulaştığı bir dönem. Bir güneş parlıyordu Mekke'nin samalarında. Küfrün, şirkin, zulmün, baskının kökünü kesecekti. Yani o karanlığı ilahi nurla aydınlatacaktı. Hira Nur Dağı'nda İslam'ın nuru göklere doğru yükselirken ışıktan gözleri kamaşan yarasalar bu nuru söndürmek için bir gayretler kullandılar. Ama demin okuduğum ayet-i kerimede yürüdüğüne اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْرَائِهِمْ وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُطِلْمَ نُورًا وَلَوْ كَرِيَ الْكَافِرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah nurunu kiminle tamamlayacak? Sizinle, sizinle. Sizinle tamamlayacak aziz ve muhterem müminler. Gene Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da minel mu'minine ricalun sadakum ma'ahadullaha aleyh fe minum men kada nahde ve minum men yantali ve ma bedelü tebdila. Müminlerde öyle erkekler var ki Allah'a verdiği söze sadakat gösteren nice erler var ki onlar Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmak için mücadele ede ede şehit düşmüşler. وَمِنْ اُمَّنْ يَمْتَدِرْ. Bazısı da mücadelesini devam edip Allah'ın dininin yeryüzüne hakim kılınması için mücadelesine devam edip şehadeti intizar ediyor. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Bunlar hiçbir zaman sözünde caymazlar. Ben Cenab-ı Allah'tan ya Rabbim bu müstazaf cemaatin üzerine rahmet, rahmetler yağdı. Rahmetini esirgeme ya Rabbim diyoruz. Aziz ve muhterem müminler, biz öyle bir mirası üstlendik ki biz Cenab-ı Allah'ın öyle bir emanetini üstlendik ki o emanetler dağlara verildi, sarsıldılar. Göğe verildi, sarsıldı. Yere verildi, sarsıldı. Fakat biz insanlar onu kabul ettik. Madem kabul ettik, öyleyse Allah'a verdiğimiz size sadakat göstererek Allah-u Teala'nın bu dininin yeryüzüne hakim kılınması için geceyi gündüze katıp Allah-u Teala'nın o Ahmet'ten bir alemin olan Muhammed Mustafa'nın bıraktığı risaleti alıp kuşaktan kuşağa ne yapmamız lazım? Götürmemiz lazımdır o bayrağı. Elhamdülillah ki ümit var oluyoruz bir taraftan. Müslüman kanlarının dökülmesi bizi üzüp yakart ederken öbür taraftan sizin gibi kardeşleri hele bu küfür diyarında kendi peygamberine sahip çıkıp onun risaletini elleri olarak bugün buralarda o Muhammedi havayı esiriyorlarsa bu bize ümit veriyor, ümit, ümit. Ve Elbenna'nın şu sözleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimşekler çakılıyor. Gök görünüyor. Şimşekler
çakılıyor. İlahi rahmetin doğmasına davet ediyor. Ben de diyorum ki eğer bu kutlu doğum platformuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi bu küfür diyarında bölgeden bölgeye eğer yayılıyorsa bu, diyoruz ki bu asır inşallah Muhammedi bir asır olacak. Fakat bu Muhammedi asrın vuku bulması için de diyoruz ki ya Resulallah, hiç kimse senin kadar, sizin kadar sevilmedi. Hiç kimse sizin kadar anılmadı ya Resulallah. Bu insanlar ve bizler hakikaten size aşıkız ya Resulallah. Bırakın bu dünya size hakikaten medeniyet açısında, hukuk açısında, adalet açısında, eşitlik açısında o göstermiş olduğun bu rehberlik ile her tarafta senin o risaletini gerçekleştirmek için gönül veren nice erler bu yolu ne yapmış? Başını koymuş ve Allah'a verdiği size sadakat göstererek sizin bıraktığınız yerde bu risaleti devam eden mümin ve muvahhid olan bu kardeşlerimizi ilahi rahmetinle rahmet et, onları İslami istikamet üzerinde sabit kıl diyoruz. Aziz ve muhterem müminler, bu risaletin yolu gerçekten Allah'ı seven, onun Resulullah'ı seven ki Resulullah'ın sevgisi Allah'ın sevgisinden geçiyor. Bu sevginin ispatı için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almak suretiyle sadece onun sevgisini bir güne hasretmeyeceğiz. Bizim için her gün kutlu bir doğum olsun. Biz çocuklarımızın kalplerine Allah ve Resulullah'ın sevgisini nakşedelim. Onun muhabbetiyle yetiştirelim. Onun ahlakıyla ahlaklandırmaya çalışalım. Ve diyoruz ki biz sizi tekrar tebrik ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Sadece burası değil, dünyanın her tarafında elhamdülillah bu cemaat bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kutlu doğumunu her tarafa yayıyorlar. Elhamdülillah diyoruz ki inşallah bu asır Muhammedi asır olacaktır.